Yoksa babamdan cevap mı geldi? Kim uçurtma uçurur ki? Ha? Babam. Belki mektubumuza cevabı uçurtmayla göndermiştir. Asker onlar. Uçurtmayla göndermezler bir kere. Postaya verirler. Dur, bekle. Dışarıda. Hem sen hasta değil misin? Donacaksın. Uçurtmayı bekliyorum. Babamdan mektup olabilir. Biz gidip baktık bile. Allah. Uçurtmayı yan mahalleden birileri uçuruyormuş. Babam olsaydı keşke. Çok üşüdüm. Pijamayla duruyorsun. Tabii üşürsün. Hadi girelim hadi. Çok heyecanlıyım. İlk defa bir gösteriye çıkacağım. Hem de bu gösteriyi hastanedeki askerlerimiz için yapıyoruz. İleride hayali olacağın günler de gelecek. Hadi bakalım, geç olmadan yola koyul. Yarın hastanede buluşuruz. İyi dinlen. Yarın çok işimiz var. Ateşi düşmüyor. Osman oğlum hemen sen git bir arabacı bul. Hastaneye gitsek iyi olacak. Tamam anne. Baba. Baba. Zeynep, iyi misin? Kızım, duyuyor musun bizi? Tabii ki aldım canım kızım. Çok özledim sizi. Baba. Babacığım. Aa, geçmiş olsun Zeynepciğim. Baba? Babam nerede? Burası neresi? Kızım, karda çok üşütmüşsün. Hastaneye geldik. Babam nerede? Ben hep babamı gördüm. Sanki az önce buradaydı. Zeynepciğim, ateşlenmişsin. İnsanın ateşi çok yükselince rüyayla gerçeği karıştırabilir. Bugün istirahat et, yarın seni taburcu ederiz. Hayır, istirahat etmeyeceğim. Eve gidelim. Bak ne diyeceğim.
Yarın bu hastanede ustamla ben kara göz gösterisi yapacağız. Bugün istirahat et. Yarın gösteriden sonra evimize gideriz. Gerçekten mi? Ama ya hepimiz buradayken babamdan mektup gelirse? Zeynep, merak etme. Mektup gelirse postaneden gider alırız. Şap. Tersten okuma oyunu. Dahiliye. Eğilihat. Eğilihat. Çanakkale. Ruhioğlu İlyas. 9. tümen, 26. alay, 3. tabur, 10. bölük, 8 numaralı oda. Çanakkale. Ruhioğlu İlyas. 9. tümen, 26. alay, 3. tabur, 10. bölük, 8 numaralı oda. Ha? Bu babamın bölüğü. Babamın askeri burada mıymış yani? Gözlemlemeye bugün de devam edelim. Zeynep gitmek istiyor. Tutamıyoruz. Durum taburcu olmaya müsait ise evde de itinayla bakarız. Demek kızımız bir an önce eve gitmek istiyor. Kalabilirim. Bugün de istirahat etmeliyim bence. Oo, ne güzel. Kendi kendine doğru yolu bulmuşsun. Anlaştık o zaman. Bugün de istirahat ediyorsun. Yatakta mı? Şimdi iyice dinlen. Çok sıkılırsan da kardeşinle buralarda dolaşabilirsiniz. Yaşasın! Kendini yormak yok ama. Yazıyor. Babamın askeri. 8 numaralı odadaymış. Hadi bir an önce yanına gidelim. Ne taraftan gidiyoruz? 2, 3. Rakamlar bu tarafa doğru büyüyor. Buradan gidelim. İşte 8 numara burası. Buyurun. Biz İlyas amcaya bakmıştık ama. Bakın bakalım İlyas amcanıza benziyor muyum? Bilmem. Ne demek bilmem? Hadi dışarıya, sizi gidi yaramazlar. Yok burada İlyas amca falan. Burası 7 numara. Ama kapıda 8 yazıyor. Bak hala duruyorlar. Şimdi geliyorum oraya. Tamam, özür dileriz. Geçmiş olsun. Sekiz mi? Zeynep, anladım. Kapı numarası ters dönmüş. Zaten 6'dan sonra 8 gelmez ki akıllım. 7 gelir. Evet. Zaten bu da 8 değil. Ters dönmüş bir 7. Madem bu kadar biliyorsun söyle bakalım. 8 nerede? Odalar bittiğine göre demek ki üst katta. Hadi öyleyse acele edelim. Durun bakalım afacanlar. Nereye böyle nefes nefese? Biz İlyas amcayı ziyarete gelmiştik. Sen zaten hasta değil misin? Ne ziyareti? Sen aşağı inip istirahat et. Büyükleriniz gelince birlikte ziyaret edersiniz. Ben Zeynep'ten bir yaş büyüğüm. Birlikte ziyaret edebiliriz. Olmaz. Bu kat yaralı askerlere ait. Buraya bir aile büyüğünüz olmadan giremezsiniz. Oh, nihayet buldum sizi. Mehmet, yardımına ihtiyacım var. Abi, biliyor musun?
bir... Neyi? Çok işimin olduğunu mu? Evet, onu biliyorum ama gösteriyi nasıl yetiştireceğimi bilmiyorum. Yok yok, Mehmet onu demiyor. Zeynep, senin istirahat etmen lazım. Mehmet, hadi sen de bana gösteri için yardım et. Bunları aşağıdaki müsamere salonuna as, tamam mı? Ben de birazdan geleceğim. Esti geçti resmen. Hiçbir şey söyleyemedik. Ya annem buraya girmemizi istemezse? Ya bizimle gelmezse? Şimdi ne yapacağız? Aklıma harika bir fikir geldi. Gel. İlyas amca. Biz Yüzbaşı Hayrullah Hitim'in çocuklarıyız. Seninle konuşmamız gerek. Bizi bulur musun? Geçmiş olsun. Biraz bu tarafa gel. Biraz daha. Ama rüzgar var Mehmet. Balon savruluyor. Diğer tarafa yakın durmalıyım. Bak. Evet ama biraz daha yaklaşman lazım. Bak şöyle. Balonlar. Bütün balonlar gitti. İlyas amcaya da ulaşamadık. Abime de yardım edemedik. Ama balonlar ne kadar güzel, değil mi Mehmet? Çok güzel. Seninle konuşmamız gerek. Bizi bulur musun? Geçmiş olsun. Peki nasıl göndereceğiz? Gidiş yolumuzu değiştireceğiz. Nasıl yani? Bir üst kata çıkalım, göreceksin. Hadi o zaman, ben dinlendim bile. Birazcık daha sağ. Sağ diyorum. Hayır hayır, çok oldu. Şimdi sola. Ya, Mehmet ya, bir türlü tutturamıyorsun. Kolaysa sen tuttur. Ne kadar zor biliyor musun? Aa, yaşasın, biri aldı. Görüyor musun, aldı aldı. Merhaba çocuklar. Merhaba. Yine hedefi tutturamadık. Aa, balonlar buraya nasıl gelmiş? Burası çok güzel. Bütün hazırlıklar bitmiş. Çocuklar nerelerdeydiniz? Balonları asmamışsınız. Gidip kendim halletmek zorunda kaldım. Ama neyse ki yetişti. Diğer balonlar nerede? Uçtu. Nasıl uçtu? Uçan balon olduğu için uçabiliyorlardı. Yani neden balonları buraya asmak yerine uçurmayı tercih ettiniz, sorabilir miyim? Amacımız uçurmak değildi aslında. Bir tanesini İlyas amcaya ulaşmak için kullandık. Ama hepsi elimizden kaçtı. İlyas amca babamın bölüğünden. 8 numaralı odada kalıyor. Biz de ona balonla mesaj göndermek istemiştik. Babamın bölüğünden mi? Bu hastanede mi? Hadi hemen gidip görelim. Yalnız bir sorunumuz var. Annesiz almıyorlar o kata. Ya annem izin vermezse? Olur mu öyle şey? Hadi gelin. Sizi küçük mucitler. O da bir şey mi? Biz babama uçurtmalı mektup bile yolladık. Uçurtmalı mektup mu? Ha. Evet, posta çok meşguldü. Biz de uçurtmayla yolladık. Çok iyi yapmışsınız çocuklar. Tabii, bu kadar çaba karşılığında da ben sizi bulmadan siz beni buldunuz. Aa, siz de bizi mi arıyordunuz İlyas amca? Tabii ya. Ben buraya sevk edilirken babanız tembihlemişti. Taburcu olunca sizi bulup şu emaneti verecektim de... Nerede bu ya? Babam bize bir şey mi yolladı? Ne yolladı? Mektup mu? Hah, işte burada. Bu cephe gerisinden bir fotoğraf mı? Ha, babam. Babam var. Anne bak, babam da var. İlyas amca da bak, var.
Evet, evet, evet. Bu bizim bölük. En öndeki topçu Cemil. Bu kuzu Memo. Ve bu da Rıfkı abi. Arkasında bir şeyler yazıyor. Size İlyas ve diğer askerlerimle omuz omuza durduğumuz bir fotoğrafımızı gönderiyorum. Hepimiz bir bütünüz. Askerlerimin her birinde benden bir parça, bende de hepsinden birer parça vardır. İlyas'a iyi bakınız. Onun gözlerinde gördüğünüz inancı hepimizin gözünde görebilirsiniz. Bize inanın, yoksa bir yanımız hep eksik kalır. Muhabbetle kucaklar, hasretle gözlerinizden öperim. Başa çıkılmaz, üçün ikisin terk ede gör, ta kala bir yar, ta kala bir yar. Yar bana bir eğlence medet. Vay Karagöz'üm, akşam şeriflerin hayır olsun. Hı? Akşam şeriflerin hayır olsun. Senin de silsileni tavşanlar kovalasın. Çok güzelmiş. Karagöz'üm, ben sana bir şey söyleyeceğim. Söyle bakalım. Bilmece bilir misin? Maşallah. Bilirsin yani. Elbet. Bilmece demek ben demek. Ben demek bilmece demek. Söyle bilmeceni, al cevabı. Peki Karagöz'üm, bir tane söyleyeyim. Söyle bakalım. Efendim, sokaktan aldım bir tane, evde oldu 1000 tane. Nedir o bil? Onu bilirim yahu. Nedir efendim? Tahta kurusu.